Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, vesveseden rahatsız olmayan var mı? Her insanda az veya çok şu ve bu kadar vesvese vardır. Şeytan insanla uğraşır. Ölünceye kadar şeytan bizimle cebelleşir. Bizi felaketten felakete sürükler. Günahlara, haramlara, isyanlara sevk eder. Bende vesvese yok diyen yoktur. Herkeste vardır. Acaba bu vesveseden nasıl kurtulacağız? Peygamberler hariç hiç kimse şeytandan uzak değildir. Şeytan bizi Allah'tan uzaklaştırmak için, bizi Allah'tan mahrum etmek için, ibadetten mahrum etmek için her türlü oyunu, tuzağı, vesveseyi yapar. Acaba bu vesveseden nasıl kurtulacağız? Vesvese belasından yakamızı nasıl çevireceğiz? Vesvese derdinden kalbimizi nasıl muhafaza edeceğiz? Hayalimizi vesvesenin tozunda, toprağında nasıl koruyacağız? Bu videoda size 10 maddede vesveseden nasıl kurtulacağımızı anlatacağım. Bu 10 maddeyi, 10 kurtuluş çaresini, vesveseden uzak kalmanın, vesveseyi yenmenin, vesveseden kendimizi çekmenin, çevirmenin, şeytanın bize zarar vermesinden nasıl kurtulacağımızı 10 maddede izah edeceğim. Bu 10 madde o kadar hayati, o kadar önemli, o kadar olmazsa olmaz ki ciddiyetle, önem vererek, üzerinde durarak, belki tekrar tekrar bu videoyu dinleyerek önünüze o kadar güzel günler gelecek, kalbiniz, aklınız, ruhunuz o kadar rahat edecek ki bana dua edeceksiniz. Birincisi, Kur'an'ı ifade ettiği gibi vesvese şeytandandır. Hepimizin bildiği Nas suresinde. Ellezî yüvesvisü fî sudûrin nâs. Aldatıcı, kandırıcı, hain şeytan insanların göğsüne, kalbine, hayaline vesvese verir. İlk vesveseyle karşılaşan Adem aleyhisselamdır. Adem'le Havva, babamız, annemiz. Cennette, o da cennette, dünyada da değil. Cennette şeytan onları kandırmış, aldatmış, dünyaya gönderilmelerine, dünyaya indirilmelerine sebep olmuş. Baş düşmanımız. Kur'an öyledir. Şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır ve onun düşman olarak bilindir. Şeytan herkese vesvese verir. Bu vesveseden kurtulmak için, mücadelede başarılı olabilmek için, bu hastalıktan kendimizi çekip çevirmek için ne yapmamız lazım? 10 madde çok önemli kurtuluş çarelerini anlatıyor. Birincisi, ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Hayalinize gelen, aklınıza gelen vesveseye ehemmiyet vermeyeceksin. Önemsemeyeceksin. Ciddiye almayacaksın. Önemsersen, ciddiye alırsan, üzerinde durursan, indirirsen, kaldırırsan ve çok büyük bir olayın içerisindeymiş gibi gözünde büyütürsen, şişirirsen, balon yaparsan ne yapar? Pireyi deve görürsen, aslında pire ne kadar küçük, deve ne kadar büyük. Şeytan pireyi deve gösterir. Azı çok gösterir. Gözünde büyütür, şişirir. Önemsemeyeceksin. Ciddiye almayacaksın. Üzerinde durmayacaksın. Kafandan, kalbinden, aklından sileceksin. Gelir geçer. Obese kamerasında her şey olabilir. Trafikte obese kameradan koyarlar. Orada her şey görünür. İyi de görünür, kötü de görünür. Hoşuna giden şey de görünür, hoşuna gitmeyen şey de görünür. Veya evinizin dışına bir kamera yerleştirdiniz. Sitenize, apartmanınıza bir kamera yerleştirdiniz. O kamerada her şey olur. Elinde değil. Onun için önemseme, ciddiye alma, üzerinde durma. O zaman birincisi bu. Vesveseden kurtulmanın çaresi birincisi bu. İkincisi, büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Aslında şeytan vesvesesi basittir. Kur'an ne diyor? İnne keyde şeytanı kâne daifa. Şeytanın hilesi, tuzağı, vesvesesi çok zayıftır, çok basittir. Örümcek ağı bile değildir. Örümcek ağı görülür. Elle tutarsın, gözle görürsün. Ama örümcek ağından daha zayıftır. Yani onu gözünde büyütme, şişirme. Büyütürsen, şişirirsen, kocaman yaparsan kendini içinde kaybedersin. Onun için küçüktür, küçült. Vesveseyi küçült. Vesveseyi sıradan bir olaymış gibi gör. Seni ilgilendirmiyor. Seninle alakası yok. Şeytan sana defolu malları pazarlıyor. Hileli malları sana yediriyor. Zehirli
yiyecekleri, içecekleri sana tatlı, şirin ve cazip gösteriyor. Bir defa tat diyor, ne olacak diyor. Onun için onu büyütme, gözünde şişirme, balon yapma. Şişirme, balon kalsa öyle kalsın, şişirme. Şişirirsen ne yaparsın? Senin içinde kaybolursun. Dolayısıyla vesveseyi gözünüzde büyütmeyin, küçültün, basit görün. Bu ikinci kurtuluş çaresi. Üçüncü kurtuluş çaresi, vesveseden korksan ağırlaşır, hasta eder, havf etmezsen hafif olur, mahfi kalır. Ne demek? Vesveseden korkma, çekinme, ürkme, telaşa kapılma. Korkarsan, telaşa kapılırsan hasta olursun. Korkmazsan hafif olur, basit kalır, gizli kalır. İnsanların kontrol edemedikleri duygulardan bir tanesi de korku duygusudur. Korku dağları bekletir demişler. Korkmayacaksın. Şeytanın vesvesesinden korkmayacaksın. Çünkü hayali bir şey. Hayali bir şey. Sanal bir şey. Yani şimdi televizyonda ne var? İşte silah sıkıyor, savaş var. Tam karşına geliyor, silahı sana doğru doğrultuyor. Korkmayacaksın. Sana o silahtan çıkan mermi sana batmaz ki. Sana saplanmaz ki. Korkmayacaksın. Televizyonda ateş var, yangın var, kor ateş var. Elini sürsen seni yakar mı? Yakmaz. Televizyonda yılan var, akrep var. Elini sürsen seni elinde ısırır mı yani? Isırmaz. Korkmayacaksın. Hayalidir, resimdir, surettir, sanaldır. Korktuğun zaman, ürktüğün zaman bazı insanlar gölgesinden korkar. Bazı insanlar kendi evinin içerisinde bir başka odaya girmekten korkar. Ne var? Hiçbir şey yok. Demek ki İnsanların korkulmayacak şeyden korkmaları insanların bir zaafıdır, bir eksikliğidir. Şeytanın vesvesesinden korkmayacaksın, endişeye kapılmayacaksın. O zaman olur, gizli kalır, hafif kalır, geldiği gibi gider. Bu üçüncü madde. Yani şeytan sana hakim olamaz. Şeytan seni istediği yere götüremez. Sen korkarsan, peşine düşersen, şeytan senin her tarafından gelir. Önünden gelir, arkandan gelir, sağından gelir, solundan gelir. Her yerden sana gelir, sataşır. Dönüp bakmayacaksın. Hani araba kullanırken insan nereye bakar? Araba kullanırken sadece önüne bakarsın. Sağına, soluna, arkana bakar mısın? Dikiz aynası arkaya bakarsın. Sağ sol aynalara bakarsın. Ama sen sürekli önüne bakacaksın. Önüne baktığın zaman sana bir şey olmaz. Ara sıra sağa sola bak. Dikiz aynasına da bak. Gör. Ama senin sürekli bakacağın yer nedir? Gideceğin yer önündür. Öndeki arabaya vurmayacaksın, kazaya sebep olmayacaksın. Demek ki insan hedefine giderken sağdan soldan gelen bir takım seslere kapılıp da kendi yolundan dönmeyecek. Dördüncü madde, vesveseden kurtulmanın dördüncü yolu, vesvesenin mahiyetini bilmezsen devam eder. Yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Öncelikle mahiyet nedir? Şeytan nasıl bir varlıktır? Şeytan yani elle tutulur, gözle görülür bir şey değil. Mahiyeti sanaldır. Şeytan senin hayaline vesvese verir. Kalbine hakim olamaz çünkü kalbi Allah korur. Sen hayalinden kalbine, aklına, ruhuna taşıyorsun. Mahiyeti gereksizdir, lüzumsuzdur, faydasızdır, anlamsızdır ve sanaldır. Mahiyetini bilsen, hakikaten bunun bir özelliği, bir tesiri yok desen kurtulursun. Ve beşinci maddeye geliyorum. Çok izaha gidip de kafanızı karıştırmak istemiyorum. Vesvese öyle bir şey ki cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Ne demek? Tanımazsan gelir, tanısan gider. İnsanlar aslında bilmediklerinden korkuyor. İnsan bildiği şeyden korkmaz. Bilmediğinden korkuyor. Yani vesvesenin şeytandan geldiğini biliyor musun? Biliyorsun, mesele yok. Ama şeytandan geldiğini değil de kendinden kaynaklandığını, bu benim özelliğimdir, ben böyle düşünüyorum, benim aklım böyle çalışıyor, benim kalbime böyle bir şey geldi diye eğer onu kendinden bilirsen, şeytandan değil de kendinden bilirsen, vesvesenin bütünüyle şeytanın bir aldatması oyunu, tuzağı ve şeytanın seni kendisine çevirmesi, peşine düşürmesi ve sana arkasından seni sürüklemesi olarak görürsen kurtulursun. Cehil onu davet eder. Tanımazsan gelir, tanısan gider. Düşmandır, haindir. Sana her türlü oyunu oynar. Tabii oraya gitmeyeceksin. Aklını kullanacaksın, kalbini kullanacaksın, ilmini kullanacaksın. Altıncı madde, bu çok önemli. Şeytanın senin kalbine, aklına, hayaline attığı o kötü sözler, o çirkin sözler, o küfre götüren, seni günaha sürükleyen sözler senin kalbinden gelmiyor. Yani senden kaynaklanmıyor. Çünkü o kötü, çirkin, edepsiz, günahlı sözlerden dolayı senin kalbin müteessirdir. Kalbin sıkılıyor, daralıyor, moralin bozuluyor, canı sıkılıyor. Nereden geliyor?
O kötü sözler kalbe yakın lümbe-i şeytaneden geliyor. Şeytanın kalp üzerinde bir üssü, bir karargahı, bir merkezi vardır. Bir lümbe-i şeytane, bir de lümbe-i melaike var. Lümbe-i şeytaniye insanı sürekli kötülüklere sevk eder. Yani vesvese. Meleklerin bir de lümbesi var. O da nedir? O da meleklerin de bir üssü nedir? İlham verir. Melek sana güzel şeyleri hatırlatır, teşvik eder. Şeytan da sana kötülükleri, çirkinlikleri sen yapmışsın gibi, söylemişsin gibi, hayalini, aklına gelen şeyleri sen yapmışsın gibi sana ikna eder. Dolayısıyla nasıl ki küfrü, imansızlığa giden bir şeyi hayal etmek küfür olmadığı gibi, insanı imandan çıkarıp imansızlığa sürüklemediği gibi, kötülüğü, günahı, haramı düşünmek de ne kötülüktür, ne haramdır. Şeytan oradan vesvese veriyor. Sen de onu kendi kalbinden geldiğini sanıyorsun. Halbuki kalbinden, kalbinin üzerinde şeytan sana o kötülükleri, o çirkinlikleri sen söylemişsin gibi, sen yapmışsın gibi sana baskı kuruyor, tahakküm kuruyor. Ayık ol, uyanık ol, dikkatli ol, aklını kullan. Yedinci mesele, şeytanın vesvesesinden kurtulmanın en önemli şeylerinden birisi de vesvesenin zararı. Vesvese insana niye zarar verir? Tevehüm zarardır. Zarar endişesine kapılıyorsun. Bana zarar verir, şeytan bana zarar verir, şeytan bana vesvese verir, kalbimi, aklımı karıştırdı, kafamı karıştırdı dediğin zaman, şeytandan, vesvesesinden zarar vehmine kapıldığın zaman zarardır. Onu zararlı tevhim etmekle kalbin rahatsız olur. Şeytanın işini kendi kalbine mal edersin. Aslında zarar vermez. Ekrandaki yılan elini ısırmaz. Ekrandaki pislik eline bulaşmaz. Ekrandaki ateş elini yakmaz. Sen yakmış gibi eğer öyle bir endişeye, korkuya, tevhüre kapılırsan zaten şeytan bunu yapıyor. Şeytan senin hayalin o. Hayal her şeye açıktır. İnsan hayaline hakim olamaz. Hayalinizi kontrol edemezsin. Ben şunu hayal etmeyeceğim veya uyduğunu, ben şu rüyayı görmeyeceğim diyemezsin. İnsan rüyasına ve hayaline söz geçiremez. Hayal her şeye açıktır. Dolayısıyla hayalinden geçen, aklından geçen, beyninden geçen, düşündüğün şeylere dolayı sen zarar görmezsin, sana günah da olmaz. Bunun devamı olan bir şey daha arz etmek istiyorum. 8. madde. Hayalinize, kalbinize gelen şeylerden dolayı sorumlu değilsiniz, mesul değilsiniz. Çünkü elinizde değil, ihtiyari değil. Yani vesvese insanın elinde kendi isteyerek düşündüğü bir şey değil ki yani. Hayalinize geliyor, kalbinize geliyor, hayal ekranınıza geliyor. Hayalinizden kalbe siz onu götürüyorsunuz. Yani kötü bir şeyi düşünmek, haram bir şeyi düşünmek, günah bir şeyi düşünmek, müstehcen bir şeyi düşünmek, edepsiz, hayasız bir şeyi düşünmek günah değil ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanı düşünmesinden dolayı, unutmasından dolayı, hata etmesinden dolayı sorumlu olmayacağını söylüyor. Kur'an-ı Kerim de bize bu konuda bir dua öğretiyor. Rabbena la tu'ahizna inne sine vaktana. Ya Rabbi unutursak, hata yaparsak. Bizi sorumlu tutma. Bizi cezalandırma. Dolayısıyla akla, hayale, kalbe gelen vesveseden dolayı sen sorumlu değilsin. Günahı düşünmek günah değil. Haramı düşünmek haram değil. Müstehcen bir şeyi düşünmek müstehcen değil. Yapmaktır. Hani derler ya, hükümet kalbe bakmaz, ele bakar. Sen şunu düşündün diye seni polis yakalamaz ki. Sen şunu yaptın diye sen, bir hata yapın da seni polis yakalar. Melekler de günah işleyin de yazarlar. Günahı düşünmek günah değil ki. İşte bu önemli bir hakikat. İnsanlar hayalinden geçen, kalbinden geçen, aklından geçen şeylerden dolayı biz sorumluyuz, işlemiş gibi. Şeytan diyor ki sen bunu işledin, unuttun diyor. 9. madde çok önemli. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, efendim ibadetler yapıyoruz. Özellikle abdest alıyoruz, namaz kılıyoruz, gusül yapıyoruz, boy abdesti alıyoruz. Acaba kuru yer bir kaldı mı? Acaba namazım kabul oldu mu? Acaba namazı yaptım da, kıldım da, acaba kabul oldum diye bir vesveseye kapılma. Çünkü kabul edip ve etmemek Allah'a ait bir şey. Kula ait bir şey değil. Sana ait olan nedir? Ben sağlam abdest aldım mı? Sağlam gusül aldım mı? Tam şartlarına uyarak namazı kıldım mı? Yani kaç rekat? 4 rekat. 4 rekat kıldım mı? Kıldım, bitti. Yani sen sahih oldu mu de. Eksiksiz yapmamaya çalış. Ama kabul oldu mu olmadı seni ilgilendirmez. Bilemezsin ki. Kabul edip veya etmemek Allah'a ait bir şeydir. Senin görevin onu eksiksiz, noksansız, hatasız yapmaktır. Ve insanlar ibadetin en idealini, ibadetin en idealini, en mükemmel namazı yapmak için, kılmak için saatlerce kılıyor. Aynı abdesti 10 defa alıyor. Kuru yer mi kaldı? Acaba unuttun mu? Sıkamadın mı?
Yıkamadım bu. Lavabonun başından kalkmıyor. Musluğun başından kalkmıyor. Banyoya giriyor. Bir saat, iki saat banyoda kalıyor. Niye? İyisini arıyor. En iyisini, en idealini arıyor. Sen iyisini arama gerek yok. Görevini yap. Abdestini aldın. Ağzını üçer defa yıkadın. Elini, yüzünü, ayağını neyse yıkadın. Abdestin şartlarına göre yaptın. Bitti. İkinci, üçüncü, dördüncü aldığın abdestler Allah'ın emri değil, şeytanın emridir. Aynı namazı kıldın. Acaba eksik mi yaptın? Üç mü kıldın, beş mi kıldın, on mu kıldın? Ne? Bunlara kapılma. Dikkatli kıl, akıllı kıl ve namazı bitir. Ondan sonra istiğfar et, salavat getir, dua et, istiaz et. Allah'a sığın. Ya Rabbi tekabbeldir. Ya Rabbi kabul et. Ve en önemlisi, en son söylüyorum. Vesveseden korkma. Vesveseden endişe etme. Vesvese aslında insanı bir meseleyi doğru mu, yanlış mı, eksik mi, tamam mı? Bunu sevk eder. Ya bir konuda eğer vesveseye, şüpheye kapıldıysa ne yaparsın? Gidersin birine sorarsın, bir kitaba bakarsın, bir araştırırsın. Vesvese insanı araştırmaya, incelemeye, şüphe ettiği, vesvese ettiği, vehbe kapıldığı meseleler hakkında sağlam bilgilere götürür. Ben bazen bir konuda diyorum ya bu hadis nasıldır, bu konu nasıldır? Hemen gidiyorum, kitabı açıyorum, bakıyorum, inceliyorum. Bakıyorum hakikaten kitapta yazdığı gibiymiş. Yani aklımda kaldığı gibi değilmiş. Vesvese insanları araştırmaya, incelemeye, soruşturmaya götürür. Ciddiyete götürür. Lakaytlığı, kayıtsızlığı umursamazlığa atar. Sahabe-i kiram Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorarlar. Mel vesvese ya Resulallah. Vesvese nedir ya Resulallah diye sorarlar. Çünkü sahabeler de insan bizim, onlara da vesvese geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok net bir ifade kullanıyor. Hiye mahdul imandır. Vesvese imanın ta kendisidir. Ne demek? Halbuki vesvese şeytandan geliyor. Vesvese şeytandan geliyor. Vesvese nasıl imanın kendisi olur? Tam bilemediğin, tam anlayamadığın, tam kavrayamadığın, eksik bilgilerini ne yaparsın? İncelersin. Meleklere iman, Kur'an'a iman, ahirete iman. Bütün bunlarla ilgili eksik bilgilerin varsa ne olur? Araştırırsın, sorarsın, soruşturursun, öğrenirsin. Hakikate vurursun ve imanın kuvvetlenir. Şeytan sana vesvese veriyor da sen doğrudan sağlam kaynaklara git. Kur'an'a git, hadislere git, sünnetlere git, öğren. Dolayısıyla vesvese imanın kendisidir. Eksik, noksan, hatalı, yanlış bilgilerini düzeltmek için vesvese seni ilme, bilgiye, hakikate ulaştırıyor. Onun için mahdul imandır. İman ta kendisidir. Ve şuraya gidelim. Vesvese benim işim değil. Şeytanın işi. Şeytan benim düşmanım. Benim imanımı almak istiyor. Ahlakımı bozmak istiyor. Cennetimi elinden almak istiyor. Ve beni kendisi gibi cehenneme sürüklemek istiyor. Şeytanın peşine takılma. Kalbini, aklını, ruhunu sıkan bir şey varsa ne yapacaksın? Kur'an-ı Kerim bize bir dua öğretir. Hep bizim bildiği dua. Felak ve Nas suresini okuyun. Bir de Mü'minun suresinin 97. ve 98. ayetlerini okuyun. Ve kur Rabbi e'udübüke min hemezatiş şeyatin. Ya Rabbi şeytanın vesveselerine sana sığınıyorum. Ve e'udübüke Rabben yahturun. Ya Rabbi şeytanın yanımda hazır olmasına sana sığınıyorum. Mü'minun suresinin 97 ve 98. ayetlerini okuyun. Kur'an'dan bulun. Manasını da öğrenirsiniz. Dolayısıyla şeytanın vesveselerinden kurtulmanın yollarını bize Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Rabbim her türlü vesveselerden, vehimlerden, şeytanın tuzaklarından, kandırmalarından, ıvalarından bizleri muhafaza eylesin.